Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Naim Babiroğlu ile konuşalım. Doktor Naim Babiroğlu merhaba. İyi yayınlar Senem Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Ee, şimdi tabii Simvar'ın Yahya Simvar gibi bir ismin de öldürülmesi ki çok önemli bir bölümün zamanını tünellerde geçiren bir isim biliyoruz. Çok etkili bir isim. Haniye'den sonra bir liderinin daha öldürülmesi. Hamas açısından gerçekten büyük darbe. Ama ne olacak? Şimdi ne olacak? Ne olacak? E, yerine bu kadar etkili bir ismi bulmak gerçi Halit Meşal ön plana çıkıyor ama o daha çok hep böyle işin siyasi tarafındaydı gibi. Yanılıyorsam düzeltin beni lütfen. E, ne olacak şimdi? Hem Hamas açısından ne olacak hem de savaşın gidişatı açısından ne olacak? Evet. Senem Hanım Halit Meşal'ın gelmesi bekleniyor. Halit Meşal bildiğiniz gibi alandan çok daha çok Katar'da ve diğer yani dışarıda olan bir aktör. Yani Gazze'de sahada savaşın devam ettiği yerde ya da İsrail'in soykırım suçu veya savaş suçu işlediği yerlerde değil. Yani savaş sahasında değil genellikle diplomasiyle, siyasetle Katar ve buna benzer diğer dış ülkelerde bulunan bir aktör. Ancak onun gelmesi bekleniyor. Fakat tabi olay şu. Olay büyük tabloyu görmek lazım burada. Büyük tablo nedir? İsrail istihbarat ağı vasıtasıyla yani istihbarat örgütüyle Mossad. Orta Doğu'da Mossad dediğimiz zaman iki tane istihbarat örgütüyle entegre edilmiş durumda. Birisi CIA, diğeri İngiltere istihbaratı MI6. Dolayısıyla Mossad, CIA ve MI6 yani İsrail, ABD ve İngiliz istihbaratı aslında burada istihbarat açısından ve tırnak içinde söylüyorum bunu. Başarılı bir oper nokta operasyonları yapıyorlar son zamanlarda. Hı hı. Çünkü 2006'da İsrail ders aldığı Lübnan'ın güneyinde yenildi, çekildi. Ve bunun e, gerilla savaşıyla e, Hizbullah'ı, Hamas'ı ya da başka tür örgütleri yenemeyeceğini anlayınca istihbarat örgütleri vasıtasıyla lider kadroya sızma e, e, planı yaptı. Ve 2006'dan sonra lider kadroya sızdı. Bu lider kadro sadece... Hizbullah'ın ya da Hamas'ın lider kadrosuna değil, aynı zamanda İran'ın da lider kadrosuna sızmayı başardı. Dolayısıyla şu anda İran bakanlıkları, İran'da bazı bakanlıklarda Mossad elemanları, ajanları, CIA ajanları, MI6 ajanları var. Ee, Hizbullah lider yani kadrosunda var. Bu mesela Haniye'nin Tahran'da, Tahran'ın kalbinde öldürülmesi aslında <laughs> bu e, sizin söylem, yani değerlendirmenizde İran'ın içine sızmayla. Sonuç veren bir saldırıydı o zaman değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bizim görmediğimiz, e, istihbaratın da görmediğimiz çok alanda e, faaliyetleri oluyor. Bizim şu anda haberimiz olmayan. Ama şunu görüyoruz biz. İsrail, CIA'in ve İngiliz MI6'in yardımıyla Orta Doğu'da çok önemli bir ağa sahip oldu. Etkin bir ağa sahip oldu. Düşünebiliyor musunuz? Hizbullah'ın. Lider kadrosunun talimat verdiği ve gizli olsun dediği binlerce çağrı cihazına üretim aşamasında kendi istihbarat elemanları vasıtasıyla patlayıcı madde yerleştiriyor. Ve bunlar çok sayıda yaralı ve bazı ölülere neden oluyor Hizbullah kadrosu içinde. Ve Hizbullah'ta bir endişe başlıyor. Cep telefonlarından uzak kalma, çağrı cihazlarından uzak kalma endişesi. O zaman emir komuta sistemi çalışması da aksaklık oluyor. Şimdi lider kadroda hiç kuşkunuz olmasın Yasin'in öldürülmesi yani şu anda Hı. daha önce Haniye'nin öldürülmesi Hizbullah liderinin öldürülmesi Nasrullah'ın öldürülmesi tamamen lider kadrosuna sızan Mossad CIA ve MI6 elemanlarının verdiği nokta istibaratına dayalı nokta operasyonlarıyla ortaya çıktı. Şimdi ne olacak? Tabii Hamas yeni bir lider seçecek. Hamas Hı. buharlaşmayacak. Hamas bu ağırlaşmayacak. yeni bir lider seçecek, yine direnişe devam edecek ama şu gerçeği de ortaya koyalım. E Hamas'ın sınırsız bir lider kadro personeli yok. Hamas'ın evet. sınırsız ve sonsuz bir cephaneliği ya da füze sistemi yok. Hizbullah'ın sınırsız bir kadrosu yok. Hizbullah'ın sınırsız ve sonsuz bir cephanesi, lojistik desteği yok. Ama İsrail'e baktığınızda ABD ve Batı ittifakının Netanyahu'ya karşı çıksa da çıkmasa da sürekli desteklemek zorunda oldukları bir İsrail var. Hem silah sistemleriyle hem cephanesiyle, mühimmatıyla hem de ABD herhangi bir personel problemi olunca bölgeye şu anda gönderdiği gibi ilave asker gönderiyor. Dolayısıyla evet. böyle bir doğrusal olmayan asimetrik bir savaş var. Asimetrik bir savaş var. Bu savaşın sonucunda... Gazze zaten yerle bir edildi. Yani şu anda yüzde altmışı, yüzde altmış binaların yüzde altmış altmış tamamen şu anda ekranda gördüğümüz gibi yıkılmış şekilde. 2 milyonu yakın insan evlerini terk etti. Zaten üç buçuk milyon insan yaşıyordu. Ve binlerce çocuk, binlerce insan sivil hayatını kaybetti. Tabii İsrail'in soykırım suçu var, savaş suçu var. Ancak dünya buna sessiz. Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri sessiz. Şimdi ne olacak? Yeni bir lider seçecek Hamas ama lider seçtikten sonra Hamas Gazze'yi tekrar İsrail'den geri alıp kontrolünü tekrar sağlar mı? Hayır, o mümkün değil. Veya Hizbullah Lübnan'da tekrar eski mevzilerine tekrar sahiplenir mi, kazanır mı? Hayır, mümkün değil. Sonuçta Gazze uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail'in işgaline girecek. 1967'de Suriye'de işgal ettiği Golan Tepe'leri gibi ve Güney Lübnan Litani Nehri'ne kadar Güney Lübnan'da işgal edilecek ve ondan sonra Suriye'nin güneyine yönelecek. Suriye'nin güneyinde de Golan Tepelerinde şu anda Senema'nın mayın temizlemesine başladı İsrail. Yani Golan Tepeleri ile Suriye arasında işgal ettiği Golan Tepeleri hattıyla Suriye arasında o hatta mayınları temizlemeye başladı. Bu nedir? Bu şunun işareti göstergesidir. Yakında Suriye'de güneyden doğuya doğru bir saldırı hareketi başlatacak. Bunu nereden anlıyoruz? İdlib'de Hatay'la 130 kilometre yani Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunan İdlib dediğimiz küçük Afganistan'da ABD'nin desteklediği Suriye el-Kaide'si olan heyeti Tahrir Şam'da da hareketlenme başladı. O da İsrail güneyden Golan tepelerinden doğuya doğru saldırı başlatırken Suriye El Kaidesi dediğimiz heyet-i daim Şam'da e, İdlib'ten Halep'e doğru eşgüdümlü, koordineli bir saldırı başlatacak. Dolayısıyla Suriye'nin daha fazla parçalanmasına neden olacak ve ardından PYD, pkk terör örgütüyle birleşecek. Sonra biz 2025'ten itibaren sizinle umarım olmaz. Tabii niyetimiz yok. Umarım olmaz ama şu anda ABD'nin, İsrail'in, İngiltere'nin e, projesi budur. İran'a karşı o zamana kadar İran rejimi değişmezse tabii İran'a karşı havadan hava harekatıyla başlayan bir saldırıyla İran'ın Suriye'ye dönüştürülmesi süreci başlayacak. Şu anda özet tablo budur. Onun için Hamas'ın ya da Hizbullah'ın bundan sonra ya da buna benzer devlet dışı herhangi bir örgütün ya da İsrail'e karşı direniş gösteren Yemen'deki Husilerin İsrail'i durduracak ya da İsrail'in savaşma yeteneğini, azim ve iradesini azaltacak, herhangi bir e, tepki, tepki ol, tepkileri olacağını değerlendirmiyorum. Çünkü İsrail evet. bunu aldırmıyor. Yani İsrail'de Tel Aviv'e bir bomba düşse ve 100 sivil ölse bu Netanyahu için bir fırsat oluyor. ABD için bir fırsat oluyor. Peki. Onun için bu açıdan baktığımızda Birleşmiş Milletler de şu anda işlevsiz bir duruma geldi. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ne Netanyahu istenmeyen adam ilan etti. Düşünebiliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa istenmeyen kişi ilan edildi İsrail tarafından ve maalesef dünya sessiz tabii. Şimdi tabii mesela siz hani az önce aktarırken bence oraya dair yorumunu da, yorumunuzu da yorumunuzu almak isterim. Çünkü siz İngiltere, Amerika, İsrail istihbaratının özellikle bu Hamas, hizbullah liderlerine yönelik saldırılarda ne kadar etkin bir hale geldiğini aktardınız yazınız. Doğru. E, fakat mesela Yahya Simvari'nin e, öldürülmesiyle ilgili detaylara baktığımızda tesadüfen öldürüldüğü anlaşılıyor, değil mi Naim Bey? E, yani, yani gördünüz değil mi o bilgileri? Aslında tabii, hani farklı gördüm. bir operasyon sırasında, sonradan kimlik tespit ediliyor. Gördüm ancak şöyle bir durum var Senem Hanım. Hı hı. Şimdi nokta istibaratı deniyor ki örnek veriyorum Gazze'nin güneyinde şu binalarda, şu mahallede olduğu değerlendiriliyor. Bu istibarat geliyor. O zaman istibarat geldikten sonra orada olabilecek binaların hepsi yerle bir ediliyor. İşte yerle bir edildikten sonra bu aralarında aralarında sizin de belirttiğiniz gibi Yasin Sinvar'ın olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi genel bir bölge olarak İsrail biliyor ama nokta olarak hangi binada olduğunu bilmiyor. Burada durum bu. Şunu bir hmm. unutmayalım. Gazze'de, Gazze'de binlerce lokantacı, binlerce e, simitçi, binlerce sokakta malzeme satan satıcı ve buna benzer çok sayıda kişi kimin adına çalışıyor parayla? E Mossad, İsrail adına çalışıyor. Burada Arap ülkeleri bu yönden maalesef çok bereketli. Yani şu anda Körfez ülkelerinde, Arap ülkelerinde bizim şu anda tahayyül edemeyeceğimiz kadar batı istihbaratına çalışan çok sayıda insan hmm. eleman var. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda da böyleydi, 2. Dünya evet. Savaşı'nda da böyle. Yani çok özür dilerim. Bir araya gireceğim. 2 evet. dakikam kaldı çünkü. Evet. Yani şunu söylüyorsunuz, evet. Hani doğrudan nokta bir operasyon, saldırı, suikast olmayabilir bu. Fakat evet. bir süredir İsrail Yahya Simvan'ın bulunabileceği, yoğunlukla bulunabileceği alanları belirlemişti zaten o yerel istihbarat Doğru. sayesinde. Ve zaten Doğru. o bölgelerde e, operasyonlarını yoğunlaştırmıştı. Dolayısıyla evet. diyorsunuz bu sonuçta Doğru, şaşırtıcı evet, evet. olmadı. Dolayısıyla genel bir istihbarat var. Bu genel Anladım. istihbarat değerlendiriyor ve ondan sonra orada muhtemel olası bulunabileceği yerlere, binalara, Yerle bir edince bunlardan birinin olduğu ortaya çıkıyor. Ama İsrail şunu tahmin edememişti. Bu bombardıman sonucu yine Yasin Sinvar'ın daha önceki bombalamada olduğu gibi hayatını kurtaracağı, başka yerlere kaçacağı durumu vardı. Burada tabii olmadı. İsrail için ondan bir sürpriz oldu. Peki. Son bir dakikam ama. Tabii. mesela Özellikle de Sinvar'ın öldürülmesinden sonra sanki böyle bir ateşkes ihtimalinin ee, yani düne göre daha güçlendiği yönünde kimi yorumlar veya çağrılar da görüyorum. Doğru, Sizce? Doğru. doğru. E, tabii ABD başta ABD olmak üzere hemen başladı zaten dikkat edersen. Hı -hı. Çünkü Yasin Sin var. Ateşkese karşı olan bir aktör. Hı -hı. Bundan sonra gelen Halit Meşal gibi ateşkesi evet der mi? Türkiye'nin Katar'ın işte bazı körfez ülkelerinin etkisiyle diyebilir. Diyebilir. Çünkü Hamas'ın ve Hizbullah'ın önemli bir gücü de kalmadı diyebilir. Tamam. Dersen, ne olur? Ama olsa bile siz diyorsunuz ki geçici olur o ateşkes. İsrail'in henüz Kesinlikle. başlayıp bitirmediği bir hedef var. Ve ilk bölümde söylediğiniz o Tabii. son kaçınılmaz sizin değerlendirmenizde bu yönde. Batı'nın istediği Peki. şu Senem Hanım, son son saniyeler Batı'nın söylediği şu AB'den İsrail. Hı. Onların amacı ateşkesten çok. Hamas'ın elinde bulunan ABD ve İsrail rehinelerin serbest bırakılması. Ha. Hadise bu. Dolayısıyla ateşkesi istemelerinin nedeni bu. Yoksa Netanyahu ya da ABD e, bu şekilde savaşı durduracak veya tamamen ateşkes ilan edecek diye bir durum yok. O sadece geçici bir ateşkes. O da Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin kurtarılmasına yönelik. İsrail'e yarayan, ABD'ye yarayan bir ateşkesten söz ediyoruz. Naim Babiroğlu çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.